Yani geçen yıl bir kuraklık olduydu. Bu sene kuraklık yok. Haziran'da yağmur yağdı. Ama gene de umduğumuz rekortayı alamıyor. Niye alamıyor? Gübre fiyatları yüksek olduğu için fazla gübre atamadık. Yani özellikle arpa, buğday, çavdar, tritikale ürünlerine. Ama geçen seneden iyi. Yani ortalama 250 kilo, 270 kilo, işte 200 kilo tarlanın durumuna göre. 250 kilo alırsak bizim masrafımız zaten 200 kilo. Arpada, buğdayda o tarlaya ittiğimiz masraf toplam 200 kilosu masrafa gider. Eğer 200 kilonun üzerine bir rakam alırsak dönümde, o zaman biraz çiftçi 3-5 kuruş para kazanır. Yoksa 200 kilo alırsak ancak masrafını çıkarır. Ama işte iklim şartlarına bağlı bizim üretimimiz tamamen. İklim şartlarını zorlayacağız. İklime göre çeşit geliştireceğiz. Çeşit geliştirilmesi lazım ki yani kuraklığa dayanıklı o çeşitlerin daha çok ağırlıklı olması lazım. Nohut ekimine, hasadına başladık işte gördüğümüz gibi. Nohutta da dönümüne 100 kilo, 110 kilo alıyor. Normali biz işte 150 kilo falan bekliyorduk ama çok aşırı sıcak olduğu için nohutlar bir haftada kavruldu gitti. 100 kilo da fena değil. Allah'a şükür fiyatlar işte 15 bin lira civarında. Geçen sene 7,5 liraya falan satmıştık nohut. O rakamlara gitmişti. Bu sene 14-15 lira civarında. Nohut tekrar işte buralar sürülecek, buğday ekilecek. Bir de her sene ektiğimiz için ondan da biraz verim kaybımız var. Nadasa bırakmamız lazım. İşte biz her sene ekiyoruz. Bir sene nohut, ondan sonra arpa buğday. Nohut, arpa buğday. Bir de aspir. İşte hemen yan tarafta tarlada aspir var. Çiftçilerimiz aspir ekiyor. Vallahi beklentilerimiz şu. Özellikle gübre fiyatlarının biraz revize edilmesi lazım. Mazot fiyatları düşüyor ama yeterli mi? Yeterli değil. Elektrik fiyatları, tarımsal alanda kullandığımız elektrik fiyatları yüksek. Onlar da biraz indirim yapılması lazım. Eğer bizler üreteceksek, eğer çiftçi üretecekse, ülkemizin insanlarının karnını doyuracaksak, eğer biz bize yeteceksek, yerli ve milli üretim yapacaksak, mutlaka gübre mazot fiyatlarında bir indirim beklentimiz var. Eğer böyle yükselirse, gübrenin fiyatları günden güne yükseliyor, günden güne yükseliyor. Eğer öyle olursa üretme şansımız azalır. Hatta üretemeyebiliriz de. Çünkü arazideyiz. Ekiyor, biçiyor. Biz zira odasında oturup işte oradan tarlayı dürbünle gözetlemiyor. Ben işte 2 gündür nohut biçtiriyorum. Kaç kilo geldiğini de biliyorum. Zarar ettiğimizi de biliyorum. Kar ettiğimizi de biliyorum. Nohut işte eğer 100 kilonun altına düşerse zarar eder. 100 kilonun üstüne çıkarsak 3-5 kuruş kazanırız. Ben 2022 yılının iyi bir hasat yılı olmasını dilerim. Zaten sonuna geldik. Buğday arpa hasadının sonuna geldik. Nohutlar biçiliyor. Bölgemiz kuraklık. Buralarda sulu tarım yok. Gördüğünüz gibi tamamen iklime dayalı bir üretim yapıyor. Üretim yaparken de bizim tek temennimiz gübre fiyatları. Söylüyorum, gene söylüyorum. Gübre ve mazot fiyatlarının bir revize edilmesi lazım ki tarlalarımızı rahatça sürek, gübremizi biraz istediğimiz gibi atak, o zaman üretimde sıkıntı olmaz. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız işte üretim seferberliği başlattı. Biz ona harfiyen uyuyoruz. Gördüğün gibi bak, bu arazi tamamen nadas olması gerekirdi. Şu arazinin hiçbir ürün olmaması gerekiyordu. Ama biz bunu nadası ürüne çevirdik. Yani birçoğu aspir, birçoğu nohut. Ekilmeyen tarla %10 civarında. Üretirsek hiçbir şey beklemeyiz. Kendi kendimize yeteriz. Yani çiftçimiz çok şükür eskisi gibi değil, bilinçlendi. Bilinçli üretim yapıyor. Ekipmanlarımız yenileniyor. İşte evvelden göndere biçerlerinden biçerdik. Şimdi son model biçerlerinden ekin biçtiriyor, nohut biçtiriyor. Sıkıntımız yok. Ve üretim aşamasında herkesin elini taşın altına koyması. Benim temennim bu. Hayırlı bir hasat dönemi diliyorum. Çiftçilerimize bereketli olsun.